Merhaba arkadaşlar, Paraf Akademi'den Rabia Hoca ben. Hem TYT hem AYT için çok çok önemli olan periyodik sistem konusuna başlıyoruz. Bu konu kapsamlı bir konu. Toplam 4 videoda anlatacağım size. Ve konu birbirine çok bağlı olduğu için kimyada genelde böyledir konular. Birbirlerini tamamlarlar. Lütfen hem atomun yapısını hem de periyodik sistemi düzenli bir şekilde izleyin videoları. Ve bu videoları izledikten sonra soru çözmeyi ihmal etmeyin. Ve başlıyoruz ilk videomuzda. Evet arkadaşlar, bu videomuzda bu periyodik sistemle ilgili olan ilk kısım olduğu için tabii ki tarihçeyle başlıyoruz. Element keşfi yapıldıktan ve tanımı yapıldıktan sonra elementler benzer özelliklerine göre sınıflandırmaya çalıştı bilim adamları. Ve bu sınıflandırmaları önce üçerli üçerli yaptılar, sonra sekizerli sekizerli yaptılar. Çeşitli farklı çalışmalar yapan bilim adamları oldu. Fakat Dimitri Mendeleyev günümüz periyodik sistemine en yakın çalışmayı yapmıştır. Bu nedenle Dimitri Mendeleyev ile başlıyoruz. Dimitri Mendeleyev elementleri benzer özellik ve artan atom kütlelerine göre sınıflandırdı. Bunun en büyük yanılgısı aslında atom kütlelerine göre sınıflandırmış olması. Birazdan göreceksiniz, modern periyodik sistem proton sayılarına göre düzenlenmiştir. Fakat Mendeleyev'in çok güzel başarıları var. Çünkü Mendeleyev henüz bulunmamış elementleri, henüz keşfedilmemiş elementlerin yerlerini tahmin ederek bulunuş hızlarını arttırıyor. Ve onların yerlerini kendi periyodik sisteminde boş bırakıyor. Ve tabii ki sonraki yıllarda bunlar bulunuyor arkadaşlar. Burada onlar yazıyor aslında. Bunun yanı sıra da en büyük yanılgısı elementleri atom kütlelerine göre sıralamış olması. O dönemde proton sayısı henüz bulunmadığı için ölçülebilen değer olarak atom kütlesi vardı ellerinde ve bunların sınıflandırmalarını yani kimyasal özelliklerini kütlelere göre yapıyorlardı. Tabii ilerleyen dönemlerde proton sayısı bulundu ve bunun sıralama şeklini değiştirdiler. Dimitri Mendeleyev'in bir de onunla aynı dönemde ve benzer çalışmalar yapan Meyer diye bir bilim adamı arkadaşı var. Meyer eş zamanlı olarak Mendeleyev'le çalışma yapmıştır. Fakat Mendeleyev'in çalışması daha kapsamlı olduğu için, biraz daha kapsamlı olduğu için ön plana çıkmıştır. Bu nedenle Meyer'i duyarsınız ama Dimitri Mendeleyev daha ünlüdür bu konuda. Şimdi Henri Moseley. Biraz önce dedik ki atom kütlesine göre sınıflandırma yapıldı. Açıkçası Henri Moseley proton sayılarını hesaplayabilene kadar bütün gruplandırmaların hepsi atom kütlelerine göre yapıldı. Henri Moseley her bir atomun X ışınları frekansının karekökü ile atom numaraları arasında bir doğru orantı olduğunu buldu. Ve teker teker her bir atomun atom numarasını hesapladı. Atom numarası hatırlarsanız proton sayısıydı ve elementin kimliğini belirliyordu. Ve Henri Moseley bu yaptığı deneyler sonucunda proton sayısını hesaplar ve elementlerin kimyasal özelliklerinin atom kütlelerine değil de proton sayılarına bağlı olduğunu fark ederler. Ve modern periyodik sistem, Dimitri Mendeleyev'in yaptığı periyodik sistemin proton sayılarına göre düzenlenmiş halini alır. Yani Moseley'in çok önemli bir durumu var. Moseley proton sayılarını buldu. Her bir elementin proton sayısını hesapladı. Günümüz periyodik sistemi şu şekilde gözükecek arkadaşlar. A ve B grupları göreceksiniz. Toplam 8 tane A grubu, 10 tane B grubu. Bu 10 tane B grubunun 3 tanesi farkındaysanız 8B. AB diye ayırmamızın nedeni daha kolay sınıflandırabilmemiz. Ama uluslararası bilim kurulu olan, kimya kurulu olan UPAC diyor ki ben AB diye ayırmak istemiyorum. Birinci gruba 1A'ya 1, 2A'ya 2, 3B'ye 3 şeklinde devam edeyim diyor. Burada çeşitli renkler görüyorsunuz. Bu renklerin anlamları var. Bunlardan bahsedeceğiz. Her periyodik sistemde aynı renkte sınıflandırmak zorunda değiller. Ama mutlaka o periyodik sistemde o rengin ne anlama geldiği size söylenir. Sol alt köşesini hatırlarsanız eğer proton sayısını yazıyorduk. Zaten startımız ne arkadaşlar bizim? Hidrojen 1. Yani atom numaramız 1 ile başlıyoruz. Startımız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani periyodik sistem artan atom numaralarına göre düzenlenmiştir.
Neler bilmem gerekiyor modern periyodik sistemle ilgili? Modern periyodik sistemle ilgili yatay sıraları periyot, düşey sütunlara grup adını verdiğimizi bilmeniz gerekiyor. Ve düşey sütunlar yani bu gruplar benzer kimyasal ve fiziksel özellik gösteriyorlar. Aynı değil arkadaşlar. Hatırlarsanız atomun yapısı konusunda dedik ki aynı kimyasal özellik gösterebilmeleri için proton ve elektron sayılarının aynı olması gerekiyordu. Burada böyle bir durum söz konusu değil. Burada sadece benzer özellik gösteriyorlar. Ha, istisnai durum var mı? Tabii ki var. Çünkü kimya dersindeyiz. İlk grupta bulunan hidrojen metallerle bir arada bulunur. Fakat ametaldir. Bunu tabii ki süreçte yine hatırlatacağım. Bunun dışında toplam 7 tane periyot ve 18 tane grup var biraz önce de söylediğimiz gibi. Bu 18 tane grubun 8 tanesi A, 10 tanesi B, 10 tane B'nin 3 tanesi 8B olarak sıralanıyor. Şimdi burası bizim birinci periyodumuz, ikinci periyodumuz 3, 4, 5, 6, 7 diyelim. Şurada gördüğünüz altta çok az kullanıldığı için altta yer alan fakat yine bizim için önemli olan lantanitler ve aktanitler var. Lantanitler ve aktanitler aslında şuradan itibaren yer alırlar. Tamamı metaldir. Yine onlardan da süreçte bahsedeceğiz. Şimdi genel özelliklerinden bahsedelim periyodik sistemin. Diyor ki bize periyodik sistemde A ve B olmak üzere farklı gruplarla bahsedebilirim. Ya da birden 18'e kadar A, B diye ayırmadan bunları sınıflandırabilirim. Aynı grupta bulunan özellikler benzer özellik gösteriyorlar. Lütfen bunu unutmayın. Mesela diyor ki klor elementi periyodik sistemde harf ve rakam ile adlandırdığınızda 7A, IUPAC'a göre ise 17. grupta bulunur. Şöyle göstereyim size. Mesela klor şuradadır, 7A'dadır ama IUPAC'tan bahsediyorsanız eğer 17. gruptadır. Bunları nasıl o tarafa kolay geçirdiğini göstereceğim size. AB kullanmadan grup numaralarına. A ve B rakamdan oluşan işte 8B'den 3 tane var diyor size. Toplam 16 farklı grubumuz var. Biz A gruplarına, bu kısmı çok önemli. A gruplarına ana grup elementi ya da baş grup elementi, B gruplarına da yan grup elementi diyoruz. Yan grup elementi ya da geçiş elementleri diyoruz. B grupların tümü metal olduğu için onlara geçiş elementleri yerine geçiş metalleri de diyebilirler. Bilginiz olsun. Bunları teker teker ezberlemenize gerek yok. Zaten periyodik sistemdeki 8A'nın proton sayılarından bulduracağım size ama yani düşündüğünüz zaman ilk periyotta 2 atom var demiş. Bakın 1 ve 2. En az atom ilk periyotta var. Sonra ikincisinde 8 olmaya başlıyor. Üçüncüsünde 8 oluyor. Dördüncü periyotta B grupları başlıyor. Bu bizim için çok önemli. Kaçıncı periyotta başladığını bilin. Bakın bundan sonra 18, 18. Şurada bakın şunlar aslında bu sırada yer alıyorlar. Sadece çok kullanılmadığı için aşağıda 56'dan 71'e kadar burada var diyor size. Lantanitler diyoruz buna. Aktinyumla başladığı için buna da aktinitler diyoruz. Yine 6. periyot, 7. periyot. Yani bu 6. ve 7. periyodun şuradan kesik olduğunu düşün. Şurada iki sıra daha bunlardan var. Yani aşağıya indikçe periyodik sistemdeki aynı yatay sıradaki atom sayısı artabiliyor. Zaten size bunu söylemiş. İlk periyotta 2, ikinci periyotta 8, 3'te 8, 4, 5'te 18, sonra 32'şer element var. Neden? Çünkü lantanit ve aktinitler hayatımıza geliyor. Bazı gruplara ise elementlerin kimyasal özellikleri dikkate alınarak özel isim verilmiştir demiştim. Çünkü biz dedik ki size gruplar, aynı gruplar benzer özellik gösteriyorlar. Özellikle benzer kimyasal özellik gösteriyorlar. Alkali demek bazik anlamına geliyor. Bir A grubu alkali metaller ama hidrojen hariç. Neden? Hidrojen neydi arkadaşlar? Hidrojen ametaldi. Bunu unutmayın. Hidrojen A metal. Bir A'da bulunmasının nedeni başka. Hatta şimdi söyleyelim. Bir A'da bulunmasının nedeni hidrojenin değerlik elektron sayısının bir A'daki diğer metaller gibi bir olması. Henüz değerlik elektron sayısının ne olduğunu söylemedim ama sonuçta bu bir TYT dersi. Hepiniz bunları en az bir kere gördünüz. Aynı grupta bulunan elementler benzer kimyasal özellik gösterirler. Bunun yanı sıra bir de değerlik elektron sayıları eşittir. Burada da bir istisna var. O da helyum. Ondan da süreçte bahsedeceğim.
Bir A grubu alkali metaller. Alkali tekrardan söylüyorum, bazik anlamına geliyordu. Yani aslında metallerin bazik olduğunu bize burada söylemeye başladı ufak ufak. 2 A grubu toprak alkali metaller. 3 A grubu toprak metalleri. 7 A grubu halojenler, tuz yapıcı anlamına geliyor. 8 A soy gazlar, B grupları geçiş metalleri. Alttaki 6. 7. periyotta bulunan elementler de iç geçiş metalleri diye geçecek. Bunun dışında 4 A grubunun karbon grubu, 5 A grubunun azot grubu ya da nitrojenler, 6 A grubunun aslında hep ilk üyeyle adlandırıyoruz diyebilirsiniz bakın. 4 A karbon grubu, 5 A azot grubu ya da nitrojenler, 6 A da kalkojenler olarak adlandırılabilir arkadaşlar. Şimdi burada birazcık daha gruplara dikkat ediyoruz. Şimdi hidrojen burada alkali metal değil, bu ametal, buna lütfen dikkat. Bunun dışında bir A'nın da alkali metaller, 2 A toprak alkali metaller, toprak metalleri, karbonla başlıyor karbon grubu, azotla başlıyor azot grubu, oksijenle başlıyor oksijen grubu, 7 A halojenler, 8 A soy gazlar, burada da halyum var. Geçiş metalleri, iç geçiş metalleri. Şimdi bununla ilgili bir soru çözelim. Modern periyodik sistemle ilgili demiş bize. Modern periyodik sistemle ilgili grup ve periyotlardan oluşur. Evet, düşey olan sütunlara grup, yatay olanlara periyot demiştik. Benzer kimyasal özellikleri olan elementler aynı periyotta değil, aynı grupta bulunur arkadaşlar. Yani düşey sütunlarda bulunur. Bu yanlış. Ve bilinen tüm elementleri tabii ki de içerir. Hangisi doğrudur diye sormuş bizi. 1 ve 3 olacak. Periyodik sistem vermiş bize. Bize diyor ki AXY aynı grupta yer alır. XY aynı grupta yer alıyor arkadaşlar. Aynen öyle, düşey sütunlara biz grup demiştik. Y ve Z aynı periyotta yer alır. Yatay olanlara da periyot demiştik. Y ve Z aynı periyotta gözüküyorlar. Q 7. periyot elementidir demiş. Şunu unutmayın. Şurası 1. periyot, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 diyelim. Bu 6. periyot, bu da 7. periyot elementi. Çünkü 6-7'yi kapsıyordu lantanit ve aktinitler. Bu da doğru olacaktır. T elementi lantanittir demiş bize. T elementi ilk sıraya biz lantanit diyoruz. İkinci sıraya aktinit diyoruz. Şunlar lantinit. Bunlar ise aktinitler. Bu da doğru. Z baş grup elementidir demiş. Z baş grup diyorsa bize A grubu demek istiyor. Ama şu aralık nasıl bir grup arkadaşlar? B grubu. Z A grubu değil, B grubuna ait bir element. Şimdi katman elektron dizilimiyle devam edeceğiz. Hatırlarsanız eğer atom modellerini işlerken dedik ki elektronlar katmanlarda bulunuyorlar. Belirli katmanlarda bulunuyorlar. Belirli enerji seviyelerinde bulunuyorlar. Modern atom teorisini baştan sona işlememiş olsak da şunu öğrendik ki her katmanda maksimum 2 N kareyle bulunabileceğim bir elektron sayısı var. Yani birinci katmanımda K olarak isimlendirmişlerdi hatırlarsanız. Kabuk olarak da ifade ediyorduk. 2 N kareden, yani 2 çarpı 1'in karesinden 2 elektron var. İkinci katmanımda 2 N kare, N bizim katmanımızı ifade ediyor. 2 çarpı 2'nin karesinden toplam 8 elektron var. 2 çarpı 3'ün karesinden 18, 2 çarpı 4'ün karesinden 32 elektron var. Bu size sorulur, bunu bilin. Her katmanın alabileceği maksimum elektron sayısını biz 2 n kareyle bulabiliyoruz. Katmanı elektron dizilimini yazarken her bir katmanında atomun kaç elektron olduğunu gösteririz. Örneğin birinci katmanında bu helyum 2 tane elektronu var. Bu neon birinci katmanda 2 elektron, mavi olanlar elektronlar, ortadaki kırmızı turuncu gibi gözükenler ise çekirdek orada. Orası size bir işimiz yok çünkü elektron dağılımı yazıyoruz. Birinci katmanda 2 elektron, ikinci katmanda 4, 5, 6, 7, 8 elektron var. 2, 8 yazmış. Bunun görüntüsünü böyle katman olduğunu da gösterebilirsiniz. Aralarına tire de koyabilirsiniz. Mesela burada birinci katmanda 2 elektron var. Katman işareti koymuş. İkinci katmanda 8 tane var, yine katman koymuş. Üçüncü katmanda yine 8 tane var demiş. Ya da 2, 8, 8 şeklinde gösterebilirsiniz. Bir atomun değerlik elektron sayısı olarak adlandırdığımız bir değeri var. Bu da son katmandaki elektron sayısı. Ama nasıl olması gerekiyor bu atomun? Nötr atom olması gerekiyor. Mesela neonun değerlik elektron sayısı 8. Argon'un değerlik elektron sayısı 8. Helyumun değerlik elektron sayısı 2 gibi.
Şimdi biraz katman elektron dağılımı yapalım dedik ama ben bunları yazdım aslında. Hidrojenin bir elektronu var. Şimdi şunu unutmayın. Nötr haldeyken proton sayınız elektron sayınıza eşit. Yani nötr haldeyken proton sayınız elektron sayınıza eşit olduğu için aslında siz proton sayınıza göre dağıtıyor gibi düşünebilirsiniz. Aslında biz bunların hepsi nötr atom olduğu için hidrojenin bir protonu varsa bir de elektronu var. Elektron dağılımı yapıyoruz yani. Bir, iki. Nasıl olacak bu katman elektron dağılımı? Şunu söyleyelim. Katman elektron dağılımını biz atom numarası küçük eşit 20'ye kadar yapabileceğiz. Her bir katmanda 2, 8, 8, 2 şeklinde ilerleyebiliyoruz. Birinci katmana şu an atom numarası 20'ye kadar olan elementlerde 2 elektron gelebilir. İkinci katmana 8 elektron gelebilir. Üçüncü katmana 8 elektron gelebilir. Veya dördüncü katmana 2 elektron gelebilir. Katman elektron dağılımında atom numarası 20'den büyük olan atomlarda sorumluluğunuz yok. Bilginiz olsun. Lityumun 3'tü. 2, 1. Toplam elektron sayısını yakalayana kadar devam ediyorum. Berilyumun 4. 2, 2, 4. 5, 2, 3. 6, 2, 4. 7, 2, 5. 8, 2, 6. Bakın toplam yine 8. 9, 2, 7. 10, 2, 8 şeklinde devam ediyor. 2, 8, 1, 11. 2, 8, 2, 12. Mesela şunu biz yazalım. 2, 8, 3, 13. Şunu yazalım. 2, 8, 4, 14. 2, 8, 5, 15. 2, 8, 7, 17. 2, 8, 8, 18. 2, 8, 8. Artık 4. katmana geçmem gerekiyor. 1 çünkü 19. Kalsiyum 20 zaten 20'ye kadar sorumlusunuz. 2, 8, 8, 2 oldu. İyonların katman elektron dağılımı. Bir iyonunuz varsa katman elektron dağılımı elektron sayısına göre yapılır tabii ki. Yani sadece nötr atom olmak zorunda değil. Mesela bunun elektron dağılımı 15 tane protonu var. 3 tane elektron almış. O zaman kaç elektronu var arkadaşlar? 18 elektronu var. 2, 8, 8 şeklinde yapıyorum. Kalsiyumda 20 tane protonu var. 2 tane elektron varmış. Kaç elektronu var? 18 elektronu var. Yine 2, 8, 8 yapıyorum. Bunlar nasıl tanecikler çıktı? Elektron sayıları ve dağılımları aynı olduğu için izoelektronik tanecikler çıktı. Şimdi devam ediyorum. Periyodik sistemde bunların yerlerini nasıl bulacağız? Öncelikli olarak biraz önce söylediğim gibi katman elektron dağılımında atom numarası 20'ye eşit ve 20'den küçük olanlardan sorumlusunuz. O yüzden periyodik sistemde yer bulurken de yine atom numarası 20'ye eşit ve 20'den küçük olanlar olmalı. Periyodik sistemdeki atomlar nötr hallerine göre sınıflandırıldığı için, yerleştirildiği için atomunuzun nötr olması gerekiyor. Yani nötr olmalı ki proton sayısı elektron sayısına eşit olsun. Elektron alır ya da verirse ve elektron sayısına göre yer bulmaya çalışırsanız hata yapmış olursunuz. Ve sonra ne yapıyorum yer bulurken? Katman elektron dağılımı yazıyorum. Katman elektron dağılımı yazdıktan sonra katman sayısı bana kaçıncı periyotta olduğunu, son katmandaki elektron sayısı biliyorsunuz ki değerlik elektron sayısı demiştik. Bu da bize grup numarasını veriyor ama ne cinsinden? A cinsinden veriyor arkadaşlar. B ile ilgili yer bulma konusunda TYT'de hiçbir sorumluluğunuz yok. Bilmeniz gerekiyor, tanımanız gerekiyor ama yer bulmayacağız. Şimdi şuraya baktığımız zaman şöyle yapalım bir saniye. Karbonun elektron dağılımını yazdık. Nötr olduğu için 6 protonu var, 6 nötronu, 6 elektronu var pardon. Kaç katmanında elektron var? 2 katmanında elektron var. Katman sayısı bize neyi veriyordu? Periyot numarasını veriyordu. Yani bu ikinci periyot elementi son katmanındaki elektron sayısı da bize grup numarasını veriyordu ama ne cinsindendi? Şöyle içinde siyahla dolduralım. A cinsindendi. 4A grubu. Bu 4 neydi aynı zamanda? Değerlik elektron sayısıydı arkadaşlar. Şimdi biraz alıştırma yapacağız beraber. Bir tek dikkat etmeniz gereken bir takım şeyler var. Örneğin helyum bir katmanı var ve bir katmanda toplam 2 elektron içeriyor. Fakat unutmayın ki helyum soy gazı olduğu için 8A grubunda. Böyle özel durumlar var. Şuraya bir ünlem işareti yapacağım.
Biz size aynı grupta bulunan elementler benzer özellik gösterir dedik. İstisnai durumlar var. İstisnai durumlar neler? Birinci istisna. Hidrojen, değerlik elektron sayısı 1, 1 A'da ama metal değil ametal. Niye bunu hatırlatıyorum? Çünkü aynı grupta bulunan elementler benzer özellik göstermek zorundaydı. Hidrojenin hikayesi, değerlik elektron sayısı 1 olduğu için 1 A'da bulunmak. Ama metal değil, ametal olarak davranıyor. Helyum'un hikayesi de yukarıda göründüğü üzere değerlik elektron sayısı 2 ama 8 A grubu elementi. Neden? Çünkü soy gaz davranışında. Bu ikisine dikkat etmeniz gerekiyor. Yani size derlerse ki aynı grupta bulunan elementlerin her zaman değerlik elektron sayıları eşittir. Hayır, her zaman eşit değildir. Helyum var. Helyumun değerlik elektron sayısı 2 fakat soy gaz olduğu için 8 A'da yaşıyor. Eğer ki derlerse size aynı grupta bulunan elementlerin kimyasal özellikleri her zaman benzerdir diye. Burada da hidrojene dikkat etmeniz gerekiyor. Hidrojen 1 A'da bulunmasına rağmen metal değil ametal özellik gösterir. Şimdi buradan birkaç tanesini ben yapacağım. Birkaç tanesini size ödev vereceğim. Bilginiz olsun. Katman elektron dağılımı 1 demiş bize. Burada vermiş bize de elektron dağılımlarını. Bize diyor ki değerlik elektron sayısı ne? Son katmandaki elektron sayısıydı. Periyodik sistemdeki yeri bir tane katmanı var. Kaç katmanı varsa periyot numaranız buydu arkadaşlar. Birinci periyot ve son katmandaki elektron sayınız A cinsinden grubunuzu veriyordu. 1A grubu diyorum. Helyuma gidiyorum. Değerlik elektron sayısı 2. Şimdi helyuma güzelce bir dikkat koyalım. Helyum bir katmanı olduğu için birinci periyot elementi. Ama buna 2A demiyorum. Ne diyorum arkadaşlar? 8A diyorum. Bunu unutmayın. Değerlik elektron sayısı 2 olmasına rağmen soy gazı olduğu için 8A grubunda bulunuyor. Lityum 2-1. Değerlik elektron sayınız 1. 2 katmanınız var. İkinci periyottasınız. 1A grubusunuz yine. Berilyum ödev. Bor ödev. Karbona gidiyorum. 2-4. Değerlik elektron sayınız 4. 2 katmanınız var. İkinci periyot 4A grubu element. Azot ödev. Oksijeni ben yapıyorum. Değerlik elektron sayım 6. 2 tane katmanım olduğu için ikinci periyottayım. 6A grubundayım. Klor ödev. Argon ödev. Potasyumu ben yapıyorum. Son katmanında 1 elektron olduğu için değerlik elektron sayınız 1. 1, 2, 3, 4 tane katmanınız var. 4. periyot elementisiniz ve 1A grubundasınız. Kalsiyuma gittim. 1, 2, 3, 4. 4. periyottayım. Son katmandaki elektron sayım 2 olduğu için değerlik elektron sayım 2 ve 2A grubundayım. Şimdi bize burada bir tane ünlem vermiş. Diyor ki bize A, B şeklinde ayırıyoruz ya diyor biz bunları. AB'ye ayırmadan kaçıncı grupta olduğunu kolay olarak nasıl belirlersiniz? Eğer elektron sayınız 2'den fazla ise, değerlik elektron sayınız 2'den fazla ise 10 ekliyorsunuz arkadaşlar. Yani zaten şöyle bir periyodik sistem bulalım kendimize. Şurada hemen. Bakın zaten 1A birinci grup, 2A ikinci grup. Denge şurada karışıyor. 3B üçüncü grup, 3A 13. grup. Biz şu an B'lerle ilgili bir şey yapmıyoruz. Biz A grupları ile ilgili bir çalışma yapıyoruz. Arada 10 tane B olduğu için, şunlar 10 tane olduğu için ne ekliyorsunuz? 10 ekliyorsunuz. 3A 13. grup, 4A 14. grup, 5A 15. grup, 6A 16, 7A 17 ve 8A dolayısıyla 18. grubunuz oluyor. Yani 1A'nın ve 2A'nın grubu zaten 1. grup ve 2. grup. Bunları hemen dönüp yazalım birkaç tanesini. Diğerlerinin hepsi tamamen sizin ödeviniz. Anlamadığınız bir şey varsa lütfen alta yazın, yorumlara yazın. Ben size dönüş yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Mesela 8A demiş 18. grup. 3A demiş 13. grup. 6A demiş 16. grup. Geri dönüyorum. 1A demiş bu zaten 1. grup. Çünkü 1'e 2'ye hiçbir şey eklemiyorum. Ne yapıyorum? 2'den fazlaysa ekliyorum. 1A 1. grup, 4A 14. grup, 6A 16. grup diyebiliriz. Devam ediyorum. Biraz önce özel isimlerinden bahsetmiştik. 1A alkali metalleri. Şunlar birbirine karışır biraz dikkat edin. 2A toprak alkali metalleri. 3A toprak metalleri.
4A karbonla başlıyor arkadaşlar. Azot grubu değil, karbon grubu olması gerekiyordu. Yanlış. 7A da halojenler olarak sınıflandırılır. Halojenlerin Türkçe karşılığı ise tuz yapandır. Hangisi 1A grubuna ait değildir demiş bize. Değerlik elektron sayısının 1 olması gerekiyor biliyorsunuz ki. Değerlik elektron sayısı 1. Değerlik elektron sayısı son katmanda bulunan elektron sayısıydı. Tabii ki nötr halde yazmam gerekiyordu. Değerlik elektron sayısı 1, değerlik elektron sayısı 1, değerlik elektron sayısı 2. Bu nerede arkadaşlar? 2A grubunda, 1A'da değil. Devam ediyorum. Kalsiyum 20. Elektron dağılımı yazalım. 2, 8, 8, 2. Toplam 4 katmanında elektron bulundurduğu için 4. periyot. Son katmanında 2 elektron bulunduğu için 2A grubu. 2A grubuna da biz zaten toprak alkali metalleri diyoruz. Yani hepsi doğru oldu. Katma elektron dağılımı verilen aşağıdaki elementlerden hangisi bir halojene aittir demiş bize. Halojen neredeydi? 7A grubundaydı. Değerlik elektron sayısı 7 olan bir şey arıyorum. 3, 1, 7, Reyhan, 8, 6. Geçiyorum. Katman elektron dağılım verilmiş. Bakın birinci katmanda, birinci katman daha önceden de belirttiğimiz gibi çekirdeğe en yakın olan katman. Birinci katmanda 2 elektronu var. İkinci katmanda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elektronu var. Son katmanda da 3 elektronu var. 3A grubu elementi. Çünkü değerlik elektron sayısı 3. Üçüncü periyot elementi aynı zamanda. Özel adı toprak metalidir demiş bize. 3A grubunda biz toprak metali demiştik. 3A demiştik zaten. Yupağa göre elektron sayınız, yani değerlik elektron sayınız 2'den büyükse 10 ekliyordunuz arkadaşlar. 10 artı 3'ten 13. grup olur. 3. grup olmaz. Bu yanlış oldu. Ve devam ediyorum. Yine bir eski sınav sorusu. Bakın A grubu, B grubu. Genelde periyodik sistem soruları TYT kısmında böyle geliyor. Her şeyi size veriyorlar. Ama neyin ne demek olduğunu bilmezseniz soruyu cevaplayamazsınız. O yüzden konuya bilmeniz önemli. X sayı aynı gruptadır demiş. Aynı düşey grupta, düşey sütunda. Z ile Q aynı periyottadır demiş. Evet, yatay olanlara periyot diyorduk. Z ile Q aynı yatay sırada. R üçüncü periyottadır demiş bize. Şu bizim birinci periyodumuz, şu bizim ikinci periyodumuz. R ikinci periyotta yer alıyor arkadaşlar. Yanlış olan bu. V 6. periyotta B grubundadır demiş bize. Burası B grubu. 3, 4, 5, 6. periyot. Bu da doğru. 8 adet A grubu vardır demiş. Zaten saysanız yeterli. Bilmiyorsanız, hatırlamıyorsanız. 1, 2, A'ları işaretlemiş çünkü 6 tane de burada var. 8. Periyodik sistemdeki yerinden bahsetmiş. Biz periyodik sistemdeki yerini nötr hale göre bulmalıyız demiştik. Lütfen buna dikkat edin. Yani 2, 8, 8 bu iyonun elektron dağılımı. Kaç tane elektronu varmış bunun? 18. Proton sayısı ne olur arkadaşlar? 15. Biz nötr hal elektron dağılımına göre yapmalıyız bunu. 2, 8, 5. Neden? Çünkü elektron alıp verdiğinde sürekli yeri değişir. O zaman sabit bir yeri olmaz bu atomların. Her zaman periyodik sistemdeki yerini, değerlik elektron sayısını nötr hal elektron dağılımına göre buluyoruz. Aklınızda olsun. Atom numarası, yani başka bir deyişle proton sayısı 15. Periyodik sistemde 3. periyot 8A grubunda yer alır demiş. Bu elektron dağılımı iyon elektron dağılımına göre bulunmuş. Ama neye göre cevap vermem gerekiyor periyodik sistemdeki yerine arkadaşlar? Nötr haline göre cevap vermem gerekiyor. 3 katmanı var 3. periyot. Değerlik elektron sayısı 5 olduğu için 8 değil. 5A grubu olması gerekiyor. Bu yanlış. Değerlik elektron sayısı da 5. Arkadaşlar, periyodik sistem konusunun ilk videosunun sonuna geldik. Bu video ve bundan sonraki videolar hep birbiriyle bağlantılı. Sizden ricam bunları kendi sırasında ve düzenli bir şekilde izlemeniz ve sonrasında periyodik sistemle ilgili bol bol soru çözmeniz. Bazı katman elektron dağılımlarını ve periyodik sistemde yer bulma kısımlarını size boş olarak bıraktım. Lütfen bunları yapın. Yapamadığınız olursa da yorumlara yazın. Ben size dönüş yapmaya çalışacağım. Bundan sonraki videomuzda periyodik sistemde bulunan metal, ametal, soy gaz ve yarı metallerin genel özelliklerinden bahsedeceğim. Lütfen dikkatli bir şekilde izleyin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.